6 Temmuz 2013 günü Yemen'de Yemen sahil güvenlik güçleri tarafından 20 bin silahı ülkeye kaçak yollardan sokmaya çalıştığı iddiasıyla Svetle adlı Sargem Denizciliğe ait Komoros bandıralı Türk gemisi Hudeyde Limanı'na çekilerek durdurulmuş, 8 Türk mürettebat da gözaltına alınmıştı. Geminin baş çarkçısı ve emekli bir deniz ağ subayı olan Ali İhsan Sönmez de gözaltına alınan isimlerden biriydi. O tarihten bugüne kadar konuya ilişkin bir bilgi alamadıklarını iddia eden baş çarkçı Ali İhsan Sönmez'in eşi Nilüfer Sönmez, yaklaşık bir aydır bu durumla mücadele ettiklerini belirtiyor. Yemen tarafına karaya çekilmiş gemi. Türk konsolosluğu gemideki işte tayfalara, çalışanlara yiyecek, işte telefonla biraz görüşme, eşimin telefonu, bütün mürebbatın telefonu alındı. O telefonla, eşimin telefonundan sonra aradan birkaç gün sonra bir telefon geldi oğluma. Telefonu açınca Arapça konuşmalar. Geminin Hudeyde limanında tutulduğunu anlatan Sönmez, olaydan Yemen'deki konsolosluk yetkililerinin kendilerini araması üzerine haberdar olduklarını belirterek, aradan geçen yaklaşık bir aylık süre içerisinde ne geminin bağlı olduğu şirketten ne de herhangi bir devlet yetkilisinden konuyla ilgili bilgi alamadıklarını söyledi. Sönmez, eşim çalıştığı gemideki yükten haberdar değildir. Bunun dışında kapalı kargoların içindekileri bilmesi zaten mümkün olamazdı. Gemide yalnızca gıda malzemeleri ve mutfak malzemeleri olduğundan bahsetmişti. 12-13 yıldan bu yana ticaret gemilerinde çalışıyor. Yemen tarafına ilk kez gidiyordu. Somali açıklarındaki deniz korsanlarından duyduğu tedirginlik nedeniyle evden ayrılırken bizlerle helalleşmişti, dedi. Eşim pek öyle bilgi vermezdi. Hani gittiği şirketin ne taşıdığından, ne yük gemisi diye. Evet. Yani bana öyle derdi yani. Bir araştırma yaptı. Eşimin telefonuyla bayağı yani Yemenliler Türkiye, eşim son konuşmaları kimlerle konuştu, kimlerle etti diye herhalde bir soruşturma şeyine bayağı bir yüklü miktarda bir telefon parası eşimin telefonuna geldiğini öğrendik. Ama giderken işte Yemen tarafına değil de Umman mı, o taraflara gidecek diye bir korku vardı. Bayağı bir tedirgindi. Hep hakkınızı helal edin, ben işte o tarafa gidiyorum falan diye bir tedirginlik vardı yani. Eşiyle aradan geçen süre içerisinde birkaç kez bir dakikayı geçmeyen telefon görüşmeleri yapabildiklerini söyleyen Sönmez, kendi çabalarıyla ulaştıkları konsolosluk yetkilileri ve Sargem Denizcilik yetkililerinin tatmin edici bir bilgi vermediklerini, bilgi alamadıkları için de endişelerinin her geçen gün arttığını ifade etti. Şirketle irtibata oğlum geçti. Peki ne diyorlar? Sürekli oğlum, merak etmeyin, biz her şeyi ilgileniyoruz. İşte konsolosluk geliyor gemide, yiyeceklerinden, işte telefon görüşmelerinden ilgileniyor. Merak etmeyin. Sonra tekrar konuştuğumuzda 2 güne kadar gönderilecekler. Yani serbest gemiden bırakılacakmış. Ama yani 10 gün oldu. Hiç bir haber, yani öyle bir şey yok. Yani tam net bir şey diyemiyorlar. Sürekli biz arıyoruz haber almak için. İşte konsolosluktan gelip de bir dakikalık bir görüşme yapıp, eşim mesela bir gece 1:15 aradı. Ben hani yatmış da olabilirdim. 1:15 aradı. Hemen bir dakika fazla konuşamayacağım. İşte nasılsınız, ne yap, iyi misiniz işte diye fazla konuşamıyor. Sönmez bu konuyla ilgili basında da hiçbir haber çıkmadığını, bu nedenle eşini daha da fazla merak ettiğini söyledi. Benim eşimin bulunduğu gemiyle ilgili hiçbir haber çıkmadı. Sönmez ayrıca devletten konuyla ilgili destek ve ilgi beklediklerini kaydetti. Eşimi merak ediyorum yani. Şöyle bir haftayı da 10 gün oldu hemen, kendisi de hiç sesini duymadım. Bayağı bir merak etmeye başladım artık. Yani önceleri biraz daha hani rahattık ama hani günler geçtikçe Yemen devletince mahkeme olacaklarını, mahkemenin de çok uzun süreceğini
duyduk. Yani Yemen devleti serbest bırakmak için yüklü miktarda para istiyormuş şirketten. Ama devletin bu konuya el atmasını bekliyorum. Yani ilgilenmesini, ne olacak, ne zamana kadar bu böyle devam edecek?